Birliği'nde eski yeni teknik direktör Ümit Özat oldu göreve tekrar. Başladı. Ve ilk kötü mağlubiyetini de aldı diyelim. Kötü başladı. İçim sızlıyor Gençler Birliği'nin bu halde olmasına açıkçası. Yani Ankara derbisiydi. Böyle sezon, olmamalıydı. İlhan Cavcav sezonu. Rahmetli başkanın mirasına böyle mi sahip çıkılıyor demekten kendimi geri alamıyorum açıkçası. Hı hı. Ya burada benim hedefim de yeni başkan Murat Başkan ya da Ümit Özat değil. Ben camiaların bu halde olmasına üzülüyorum. Biraz da programın sonunda senden ricam Eskişehir Spor'u konuşalım. Bir de ona canım yanıyor çünkü. Tamam. Çok üzgünüm Gençler Birliği'nin bu şekilde olmasına. Hı hı. Gençler Birliği'ni biz hep altyapıdan oyuncu yetiştiren, Türk futbolunun gerçekten önemli takımlarından bir tanesi. O bir çınar yani Türk futbolunda. İçim sızlıyor. 13 hafta olmuş oynayalı. Yani onların 13 maçı oldu 12. haftadan sonra. 13 haftada 8 puanları var. Skandal yani. Gençler Birliği hatırladığım kadarıyla yakın tarihte hiç böylesi bir yerde miydi? Hafızamı zorluyorum, bulamıyorum. Neden Ümit Özat geldi tekrar geri, onu da anlamıyorum. Hepsinin cevabı Bülent Atlas'ta. Birazdan bağlanacak Bülent abi. Onu hazırlasın o zaman çocuklar içeride. Bir yandan da biz konuşurken. Hı hı. Ya Osmanlı Spor'a şöyle, ben İrfan Hoca'yı çok sevdiğim, çok takdir ettiğim bir isim. Hı hı. Yeni Malatya'dan ayrılmasını da hiç onaylamamıştım açıkçası. Şampiyon yaptı takımı. Hafızamda hep bir karesi vardır İrfan Buz'un. Ölene kadar da gitmeyecek o kare. Bütün seyircilerin kollarında yukarı kaldırılan bir fotoğrafı vardı İrfan Buz'un. Asla unutmayacağım onu. Ben Osmanlı Spor'un kendini buradan kurtaracağını düşünüyorum. Yani o ilk son üçten kendini sıyıracaktır. Hı-hı. Bir şekilde. Güzel bir Ankara derbisi izledik mi? Hayır. Neden hayır? İki takımın da birbirine denk oynaması gerekiyordu. Çünkü aslında Osmanlı Spor da en kötü oyunlarından birini aynen öyle oynadı dün Gençler Birliği karşısında. Ama bu Gençler Birliği'nin gerçekten çok kötü olduğu anlamına geliyor. Neye altını çizeceğim? Onu ben Bülent abiye de soracağım biraz Bülent sonra. Bülent abi hazırmış Pelin. Hazır orada. Biz hemen Ankara'daki gazeteci abimize bağlanalım. Bülent Atlas. Hoş geldin Bülent abi. Hoş bulduk. Görüşmeyeli nasılsın? İyiyim. Elin hemen fırsatı verdiğin için teşekkür ediyorum. Daha yayın başında bana ortaya yaptın. Gençler Birliği Ankara maçları haricinde Ankara'da derbi oynanmaz. Gençler Birliği Osmanlı maçları derbi değildir. Bunu altını çizeyim. İlk ortamdan ben golümü atayım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tamam bak. Başlayayım. Asıl derbi Gençler Birliği Ankara gücü. Tamam. Bunu hepimiz biliyoruz ama şimdi şöyle değerlendiriyoruz biz İstanbul takımları olarak. Hani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Ankara'da da işte Osmanlı Spor, Hacettepe, Ankara Gücü, Gençler Birliği. Yani hani büyük maç diyelim. Tamam derbi demeyelim Bülent abi, seni kırmayalım. Ankara'nın takımları var, bir de Ankara'da ikamet edenler var. Osmanlı Spor Ankara'da ikamet eden. Yapma şimdi böyle, bak biz Osmanlı Spor taraftarları da izliyordur değil mi öyle? İzleyebilirler, ben onlara da söylediğim için hiç sıkıntı duymuyorum. Şu anda izleyenlere Ankaralılar da hak veriyordur. Bülent Sıra abi, bakma biraz başladım böyle. Buyur. İlk soruyu ben sormak istiyorum izninle. Tabii. Osmanlı Spor kendi silahıyla Gençler Birliği'ni vurdu diyebilir miyiz? Serdar'ın Gençler Birliği'nden Osmanlı Spor'a gidişi, biz seninle defalarca konuştuk bunu. Çok büyük bir kayıp demiştik. Yani önemli bir isimdi. Ben buradan bir başlamak istiyorum açıkçası. Dün arkadaşlarla konuşurken maç esnasında çok güzel bir şey söylediler. Maç öyle bir maçtı ki Serdar'ı al Gençler Birliği tarafına koy, Gençler Birliği maçı kazanırdı. Aynen öyle. Yani Serdar o maçın kilit adamıydı. Serdar Gençler Birliği için çok önemli bir adamdı. Ama Gençler Birliği taraftarında kırgınlığı var. Çok fazla sevindi. Yani eski takımına, ki Serdar Gençler Birliği'ne geldiği zaman sakat gelmişti. Bir tip durumda gelmişti. Kötü durumda gelmişti. Bir manada tekrar yıldızlaştıran Gençler Birliği oldu. Çok fazla gol sevinci yaşadı Serdar. Hiç hoşta karşılanmadı açıkçası. Buradan onu da söylemiş olayım ama Serdar çok özel bir oyuncu ve dün maçın kaderini belli eden adamdı. Peki şimdi Nilhan da sormak isteyecektir muhtemelen ama yani bizim içimiz sızlıyor açıkçası Gençler Birliği'nin bu haline. Valla sizin sızlıyor. Ankaralıların sızlıyor. Yani sadece Gençler Birliği taraftarında ya, bizim internette falan da bakıyorum. Ankaracı taraftarının da Ankaralıların da sızlıyor. Gençler Birliği çok özel bir markaydı. Yani bu şehirde çok sevdiğim bir arkadaşım dün bir mesaj göndermiş. Gençler Birliği küme düşmez, bu futbolun yazılı olmayan kanunlarından bir tanesidir diye. Çok doğru. Ama
artık biz düşeceğini hissetmeye başladık. Yani nasıl kurtulacağıyla ilgili senaryoları üretememeye başladığımızdan biraz da bu çaresizlik. Dünkü maç çok kritik bir maçtı ve Gençler Birliği hiçbir varlık gösteremedi sahada. Benim bu sezon Osmanlı Spor'u da takip ediyorum. Gördüğüm en kötü Osmanlı Spor sahadaydı. Aynen çok öyle. Yani güzel bir futbol yoktu aslında. Yani Serdar'ın tek başına performansı maçı kazandırdı. Sen de az önce zaten söyledin. Yani bize hani hem seyir zevki açısından iyi bir maç değildi bizce. Hem de Gençler Birliği'nin içinde bulunduğu durum. Ya Gençler Birliği'nin içindeki durum artık... bilim adamlarının araştırması gereken konulara geçti. O zaman Bülent abi Gençler Birliği ve içinde bulunduğu durum demişken bize bu Ümit Özat'ın tekrar getirilmesindeki perde arkasındaki olayları anlatabilir misin? Yani Ümit Özat'ın ilk başta gitmesinden başlayalım. Tamam başlayalım. İlk maç Karabük maçı beraber kalındı. Taraflar protesto etmeye başladı. İkinci maç Konya maçı, Konya'ya taraflar gitti. Orada protesto etti. Üçüncü maç Fenerbahçe maçı, orada taraflar protesto etti. Bunu istedikleri kadar başka türlü göstermeye çalışsınlar. Bu taraftar neyin ne olduğunu bilen insanlardan oluşuyor. Takımın kuruluş yapısından, Ümit Özat'ın açıklamalarından falan bu kan bağının olmayacağı belliydi. Taraftar ondan protesto etti. Murat Cağcağ da en akıllıca hamlesini yaptı bana göre ve gönderdi. Baskılara dayanamayarak gönderdi. Yerine Mesut Bakkal geldi. Mesut Bakkal'la ilk maçlar aslında güzel de gitmeye başladı. Trabzon maçı, Göztepe maçı, Akhisar maçı güzel top oynadı. Beklenmedik bir Başakşehir ve Beşiktaş galibiyetleri alındı. Kötü oynanan bir Yeni Malatya maçı vardı. Kazanması gerekiyordu. Gerçekten kötü oynadı. Kayseri maçı kazanmamız lazım da Kayseri de çok kolay bir takımda değil aslında bakarsanız. Biraz önce sen de bahsettin. Yılın flash ekiplerinden bir tanesi. Dördüncü çok sırada şu an Kayseri Spor. Kazandılar. Gençler Birliği'nin gücü bu kadar. Yani gazla, motivasyonla, aslansın, kaplansa da yapabileceğin bu kadar. Mesut Bakkal en fazla biraz rakibi analiz etti. Biraz takımı kondisyonunu yükledi. Biraz daha direnç sağladı ama bu kadro yapısının yapabileceği daha fazla bir şey zaten yok. Çok kötü kurulmuş bir kadro var. Evet. Yani geçen yazında da bahsettim. Bu Gençler Birliği'nin son yıllardaki en kötü kadrosundan bahsetmiyoruz. Biglerin en kötü, son yıllardaki biglerin en kötü kadrosundan bahsediyoruz. Aynı oyuncu profilinde, aynı değerde adamlardan bahsediyoruz. Biri çıkıp biri girince bir şey değiştirmiyor. Tarzları aynı. Yani böyle bir kadroyu oturup masa üstünde çizsek... Futboldan az buçuk anlayın. Takımda Uğur Çiftçi'den, Ahmet Oğuz'dan bahsediyorduk ama artık onlardan da bir verim alamıyor Gençler Birliği diye ya görüyoruz onlarda. Şimdi şey maçını kenara koyuyorum. Osmanlı maçında 5'li defans oynattı. Garip bir sisteme geçtik. Yani o kazanman gereken maçta 5'li defansa geçiyorsun. Elinde hücum yapacak hızlı hiçbir adamın yok neredeyse. Bir tane kontrataktan pozisyon yakalayamıyorsun. Osmanlı maçını kenara koydum. Önceki maçlara bakıyorum. Uğur'la Ahmet'e ben de çok kızıyorum. Çok fazla hata yapıyorlar ama bunların bek olduğunu da unutmamamız lazım. Bu ikisi de bek oyuncusu. Bütün atakları yapanlar bekler. Evet. Orta sahadan bir atak gelişmiyor. Bek kanatlardan atak gelişmiyor. Forvetlerden bir şey gelişmiyor. Ne oluyorsa ne bitiyorsa. Forvet yok zaten şu an takımda. Ahmet ve Uğur'dan geliyor. Yani bir ümitlendik. Mert de son maçta oynadı ilk kez Kayseri maçında. Kayseri maçında Mert'i beğendik de aslında. Seninle statta seyrettik. Sonrasında da konuştuk bunu. İyi bir iş çıkardı Mert aslında az süre almasına rağmen. Yani bir 90 dakika oynadı. Hayır, normalde toplam beni kaçırdı. 90 dakika bir Kayseri maçında oynadı Mert. Yani ben çılgın ilk Gençler Birliği maçındaki oynadığı performansı gördüm onda. Ama şimdi bu maça bakıyoruz. NDI'ye konusunu Pelin'le biz daha önce konuşmuştuk. NDI'ye transferinde konuşmuştuk. Evet. Sen birinci ligi daha iyi takip ediyorsun. Bu NDI'nin neyi vardı da Gençler Birliği'ne geldi dedik. NDI'ye dün sahanın en kötüsüydü. NDI'ye sahadaydı. 90 dakika boyunca oynadı. Mert oynamadı. Yani bu neyin takıntısı, neyin şeyini yapıyoruz ben onu da anlamıyorum. Ki Mert'i de Ümit Özat istedi takıma. Başta Ümit Özat getirdi Mert'i de takıma. Ya tamam kendi istediği takımı Ümit Özat getirmedi. O zaten çıkacaktı. Senesi geldi. Gençler bir ne yapısından çıkacak adamlardı. İstediği, beğendiği adam, bir oyuncuydu. Onu söylemek istiyorum. Ya ben beğendiğini de düşünmüyorum. Beğenmiş adam Orhan Şam'ı stoper deneyeceğini hazırlık maçlarında Mert'i denerdi. Mert'i denemedi bile. Beşli defans oynatıyorsun. Mert'i araya sokmayı denemiyorsun. Nasıl beğenmiş ben onu da anlamıyorum.
Berat'ı da aynı şekilde Hacettepe'ye göre gönderdi. Gençler, evet, Berat geri gitti. Hakkını istemediği için. Hı hı. Berat'ı da kaybettik. Berat da şimdi Hacettepe'de oynayamaz hale geldi. Evet. Geçen sene Hacettepe'nin yıldızıydı bu adam. Aynen öyle. Evet, kesinlikle. Kötü olduğum için. Kronik sorunlar çok daha büyük. Ümit Özat bu işi çözemez kısmını net söylüyorum. Hı. Hatta artık şimdiye kadar söylemiyordum. Murat Cavcav da çözemezi söylüyorum. Murat Cavcav ne yaptığını, ne düşündüğünü anlamıyorum. Mantıklı yürütemez hale geldim. Peki Bülent abi, şunu sormak istiyorum. Yani rahmetli başkan futbol çok iyi bilen bir adamdı. Yani mekan cennet olsun, gerçekten Türk futboluna çok önemli isimler kazandırdı. Çok ciddi bir miras bıraktı. Yani maddi herhangi bir karşılığı olmayan bir miras Gençler Birliği aslında. Böyle mi sahip çıkıyoruz rahmetli başkanın mirasına? Ya aynen öyle, maalesef böyle sahip çıkıyoruz. Sezonun adı İlhan Cavcav sezonu. Takımın başkanı İlhan Cavcav'ın oğlu ve Gençler Birliği 18. sırada, en çok gol yiyen takım ve bütün futbol otoritelerinin, bütün taraftarların ortak görüşü küme düşmesi en güçlü aday. Yanlış mı söylüyorum? Evet, şu an ligin sonuncu sırasında olan bir takım olarak, evet, düşme adayı şu anda Gençler Birliği. Yani şimdi bunun suçlusu ben değilim. Ben bu transferler yapılırken ta Başakşehir maçından itibaren yazmaya başladım ikamet ilan transferiyle. Bu transferlerin yanlış yapıldığını, bu kadronun yanlış kurulduğunu. Hı-hı. Bütün taraftar aynı şeyleri söyledi, bağırdı. Yani şimdi duymayan, duymakta ısrar eden, daha da kötüsü bunun doğru olduğuna gerçekten inanmış gibi davranan bir yönetim başkan var ve teknik direktör var. Yani bütün futbol otoriteleri, herkes bu katrunun kötü olduğunu söylüyor. Siz de izliyorsunuz. Hı. İyi diyebileceğiniz kim var? Yani Mesut Bakkal ayrılmadan önce transfer listesi vermiş ve başkana şöyle bir şey söylemiş. 30 kişinin adını yaz, torbaya at, kimi çekiyorsan gönder demiş. Ya ben şu anda hocaya haksız diyemiyorum. Hı hı. Hoca haklı yani, şu anda kimi gönderse... Niye gitti diyemeyeceğimiz bir kadromuz var. Gençler Birliği'nde bu senaryo önceki zamanlarda da yaşandı değil mi Bülent abi? Ya bu kadar kötüsü hiçbir zaman yaşanmadı. Bu transfer olayında hocaya kimi istiyorsan yaz tarzında olay başka hocalarda da oldu benim bildiğim kadarıyla. Tabii oldu. Sonra oldu. Hocayla yollar ayrıldı yine. Hı. Aynı şeyler oluyor yani. Değişen yani bir şey olmuyor. Zaten Mesut Bakkal'ın bana göre gitmesindeki en büyük neden transfer listesini vermesi, istediği oyuncuları bitirmesi. O oyuncularında bazı menajerlerle çalışmıyoruz. Yani geçen bahsettim. Gençler Birliği'ne yıllardır musallat olmuş diyeceğim bazı menajerler var. Bunlar artık Gençler Birliği'nin yakasından düşmedikleri sürede Gençler Birliği rahat nefes alamayacağı belli oldu. Evet. Yani oyuncular transfer edilecek oyuncuya menajerin değiştirilmesi baskısı falan geliyor Gençler Birliği'ne gelmek için. Bu artık o kadar ayyuka çıktı, o kadar çok konuşulmaya başlandı ki. Ya bu İlhan Başkan zamanında da vardı. Hı hı. Yeni bir şey değil. Ama aynı sistem devam ediyor. Ama başta futboldan İlhan Cavcav kadar anlamayan bir başkan var. Evet, tabii İlhan Cavcav şansı da yok. Bir de o da var. İlhan Başkan'ın bir de çok güzel bir şansı vardı. Hı hı. Çoğu zaman da kurtarırdı. Hı hı. Yönetmeyi biliyordu çünkü ama bu başkanda sanırım o özellik yok. Babadan kalma o özellik yok. Yok, maalesef yok. Maalesef yok. Yani olsun diye şey yapıyorduk. Hı hı. Bunun ilaveten Gençler Birliği'nde yaklaşık 2 ay önce bir muhalif hareket başlamıştı. 4 yönetici istifa etmişti. Evet. Şimdi muhalif hareketin de daha çok kuvvetlenmesi artık söz konusu. Hı hı. O tarafta çok makul gözükmese dahi durumun manzaranın kötülüğü insanları o tarafa da göndermeye başladı, iteklemeye başladı. Hı hı. Artık bizim yazdıklarımız, çizeceklerimiz de onlarla aynı paralelde olacak. İster istemez olacak ki savunabileceğimiz, doğru yapılıyor dediğimiz hiçbir şey yok. Ya dün Ümit Hoca bir şey söylüyor. Bu içimde kaldı. Onu söylemezsem olmaz. Ankara Gücü yönetimi de açıklama yapmış Ümit Özat'la ilgili. Hı hı. Ümit Özat dün tribünlerde gençler forması giymiş Ankara Gücüler vardı, bana küfrettiler falan diye. Ya biraz akıl ve ruh sağlıklarını da kontrol etmeleri lazım. Cuma günü akşam Ankara'da Yenikent 30 kilometre uzakta bir yer. Ankara'nın havası eksilere düşmüş neredeyse akşamleyin. Ankaracı taraftarı işten çıkacak, 30 kilometre yol yapacak, Yenikent stadına gidecek o soğuk havada, 30 küsur lira bilet parası verecek, bir de gençler forması giyip Ümit Özat'a küfredecek. Ya arkadaş, kendinizi ne kadar önemli zannediyorsunuz diyorum. Yani. Ankara Gücü taraftarı Gençler Birliği forması giymez. Tamam, destekler, Gençler Birliği'ni destekler ama formasını giyeceğini düşünmüyorum. Ya şu son periyotta
birçok maçta Ankaracı taraftarı çok fazla gelmeye başladı. Hı hı. Ama evet, Gençlerbirliği Ankaracı'nda o bağ var. Onu ben de görüyorum statlarda. Yani bu ülkenin ruh halinde komşu takımlar, komşu şehirler, aynı şehrin takımları birbirini sevmezler, birbirlerinden nefret ederler. Hı hı. Yakın olan iki şehirde veya aynı şehirdeki iki takımın birbirini sevdiğini bir örnek gösteremezsiniz. Bunun tek örneği Ankara'dır. Gençlerbirliği evet. Ankaracı taraftarı kavga etmezler. Birbirlerine kardeş gibi de severler. Birbirlerine destekler. Ankaracı kötü gidince gençler taraftarı üzülür. Gençler kötü gidiyor. Kendi şimdi izliyorum. Ankaracı taraftarı üzülüyor. Yani aklı sıra Ankaracı taraftarını şimdi ortaya atıp ya gençler taraftarı küfretmiyor. Ankaracı taraftarı küfrediyor. Eğer küfür varsa da gençler taraftarı etmiştir. Ben o kadar net söylüyorum. Yani bunun başka türlüsü falan yok. Kimseyi de edeple ahlakla sınamasınlar. Kendilerini de sosyal medyada insanlara attıkları küfürleri biraz önce yayınladı teknik direktörlerin. Peki yani Bülent abi. Savcılara suç duyurusunda bulunuldu. Gençlerbirliği ile ilgili söylemek isteyeceğin başka şeyler varsa alalım, yoksa ben sana bir de Ankara Gücü'nü sormak istiyorum. Gençlerbirliği ile ilgili denecek ne var? Gençlerbirliği'nin durumu gerçekten çok kötü. Hı-hı. Acil müdahale olmazsa birçok evet. şey değişmezse, sadece bir şey falan değil, birçok bir şey değişmezse Gençlerbirliği'nin durumu gerçekten çok kötü. Ocak'ta sil baştan bir takım görecek miyiz Gençlerbirliği'nde? Yani şu anki gösterdikleri manzara, benim de görmek istediğim o. Kadroda Hı-hı. ciddi revizyon ihtiyacı olduğu, doğru transferler yapılacağını falan. Hı-hı. Ama o kadar fazla kadronun iyi olduğuna inanan ve güvenen bir yönetim başkan ve teknik direktör var ki, olacağına dair bir şey söyleyemiyorum ben. Belirsizlik yani, devam ediyor şu an için. Peki yani. Ankara Gücü'nü konuşalım biraz da istersen. Çünkü Ankara Gücü de şu an için çok iyi gidiyor tabloya baktığımızda. 8 maç 7 galibiyet. Evet, şu an çok iyi gidiyorlar. Yani, biraz da ondan bahsedelim istiyorum ben. İsmail Hoca'yı biz sezon başında çok eleştirdik. Hı hı. Kadroyu dağıtmasından dolayı eleştirdik. Birçok yeni futbolcuyu, yabancı futbolcuların performansını, oynaması, oynamamasını birçok şeyi eleştirdik. Hı hı. Ben oynanan futbolu da eleştireceğim birçok noktalar var. Yani mesela bir Eskişehir maçında ilk 30 dakika 5-6-0 bile olabilirdi Eskişehir'liğine. Ama skor 8 maç 7 galibiyetse, şampiyonluk mücadelesine giriştiyse, İsmail Kartal'ın önünü ilikleyip saygı duymaktan başka bir şey söyleyemiyorum. Bugün oyuncular için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Efendim? Oyuncular için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Tabii. Yani oyunun kilidini açabilecek birçok oyuncu var. Hı hı. Bir maçta Kenan Özer açıyor, bir maçta Kutsil açıyor, bir maçta Umut açıyor, bir maç Alihan açıyor. Birçok oyuncu maçın kaderini değiştirecek işlere imza atabiliyor. Yani bu önemli. Kutsila çok çok özel bir futbolcu. Süper Lig'de oynayabilecek kadar iyi bir 10 numara. Yani hayranlıkla izliyorum. Hı-hı. Kendisini de röportajımda, mini röportajımda Hilebe benzetmiştim hatta. Ki çok çok benziyor. Ankara Gücü bugün Giresun'da yenerse çok çok ciddi bir moral kazanacak. Ankara Gücü son yıllarda hiç görmediği kadar huzurlu. Taraftar çok mutlu, çok Hı-hı. keyifli. Yani ikincilikteyken şampiyonluk mücadelesine giriştiğinde dahi bu kadar güzel bir atmosfer yaşanmamıştı. Yani şu an şu sıra Ankara Gücü ile ilgili kötü şey söylemek, eleştirmek, şey yapmak haksızlık olur, ayıp olur. Hı hı. Motivasyonu bozucu bir şey olur. Onun için susup keyifle Ankara Gücü'nü izlemekten başka, takip etmekten başka bir şey yapmıyoruz. Hı hı. En son yani Samsun Spor maçına gelmiştim. Bundan sonraki maçlarını ben de takip edeceğim yakından. Yani mutlaka et. Gerçekten de güzel, enteresan işler oluyor. Hı hı. Yani birinci lig, ben her zaman söylüyorum, Süper Lig'den bazen daha keyifli hale gelebiliyor. Evet, kesinlikle. Bu sene zirve mücadelesi de gayet güzel gidiyor. Hı hı. Bugün eğer bir Ankara Gücü deplasmanda galibiyetle dönerse o ligin tadı da bambaşka hale gelecek. Giresun'la oynayacaklar. Evet, Giresun'la oynayacak. En büyük rakip 24-23. Evet, kesinlikle şu an iki dengede takımın karşılaşmasını seyredeceğiz. Bülent abicim, ben çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Mutlaka görüşüyoruz. Tamam. Ortalarını bekliyorum. Tamam. Ankara'ya getireceğim onu da. İnşallah. Peki, görüşmek çok teşekkür üzere. Ederiz. Sağ ol. Ağzına sağlık.